Herkese merhaba. TV Bu Spor Duello'da beraberiz. İlk soruyla ben başlıyorum. Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 41 top çalmayla Anadolu Efes'in bu alandaki lider oyuncusu kimdir? 41 sen, top çalma. Sen takip ettin herhalde. Miçic. Hayır. İpucu istiyorsan verebiliriz. NBA'ye geçmiş olan bir oyuncu değil. NBA'ye geçmiş olan bir oyuncu değil. İkinci ipucu. BSL'de Anadolu Efes dışında Tek Süt Bandırma ve Darüşşafaka Tekfen formalarını giydi. Tek Süt Bandırma. Takım arkadaşın eski. Muharman. Bravo. Sor bakalım. Anadolu Efes formasıyla bu sezon İNG Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu kimdir? Mustafa Kurtuldun mu? Doğru. EuroLeague tarihinde en çok blok kuran oyuncular sıralamasında ikinci sırada yer alan Anadolu Efesli oyuncu hangisidir? Dunston. Bravo. Bu sezon İNG Basketbol Süper Ligi'nde rakiplerinizden hangisiyle karşılaşmak için daha uzun yol gittiniz? Gaziantep. Doğru. Anadolu Efes'in NBA'ye gönderdiği ilk oyuncu Mirsad Türkçen'in orada formasını giydiği ilk takım hangisidir? Kızardı. Bir tane ipucu. Mavi ve turuncu renkleri öne çıkan takım. Mavi turuncu. Bir tane de. Maçlarını Madison Square Garden'da oynamaktadır. Mavi turuncu. New York. Evet. Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonunda İNG Basketbol Süper Ligi'nde en çok sayı kaydettiği maçtaki rakibi hangi takımdı? Sakarya. Yok. Rakibin en çok kaydettiği. Evet. Anadolu Efes'in. Anadolu Efes'in kaydettiği. Evet. Sakarya. Değil. Bizim en çok sayı attığımız maç. Evet. İpucu ver. Potasında 111 sayı gören takım İstanbul ekiplerinden biriydi. İBB. Evet. Eski Anadolu Efesli Furkan Korkmaz'ın 21 sayıyla NBA kariyer rekoru kırdığı maçta Sixers'ın rakibi hangi takımdı? Milwaukee değil. Ha? Değil. İpucu? 3 NBA şampiyonluğu olan Doğu Konferans takımıdır. Golden State miydi? Doğu takımı dedi. İkinci ipucu. Kırmızı, mavi ve beyaz renkleriyle tanınır. Kırmızı. Chauncey Billups. O zaman cevap... Detroit. Evet. Sıra sende. Anadolu Efes'in NBA'ye gönderdiği oyunculardan Cedi Osman, NBA draftında hangi takım tarafından seçilmiştir? Cleveland. Değil. Hadi ya. İpucu ver. Mavi, yeşil, gri renkleri bulunan Batı Konferansı takımıdır. Mavi, yeşil, gri. Batı Konferansı. NBA'yle çok alakam yok. Bir tane daha vereyim mi? Ver hadi artık. Kevin Garnett takımın efsanesi. Milwaukee. Minnesota. Evet. İNG Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon adı Z harfiyle başlayan tek bir oyuncu var. Bu oyuncu kimdir? Z. Adrian Zoerman. Z. İpucu. ABD'li oyuncunun bu yıl BSL'de 3. sezonu. Zeka Gust. Bravo. Son soru sende herhalde. Koç Ergin Ataman Türkiye dışında hangi ülkede baş antrenör olarak görev almıştır? İtalya. İtalya. Takım yazmıyor. Ha? Montepaschi olabilir. Doğru, evet. Görüşürüz, tebrikler.